Hobi Bankacılığı BankAsya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, paranın rotasında sizlerle birlikteyiz ve böyle inanılmaz karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Suriye, Fed'in toplantısı Eylül'de mi, Ekim'de mi, Aralık'ta mı falan. Biz biraz sonra konuğumla kendi aramızda bir sohbet yapacağız. Sizler de bize katılır, bir çay alıp, bir kahve alıp, şöyle arkanıza yaslanıp bu sohbeti izlerseniz eminim keyif alacaksınız. Çünkü ben hiçbir zaman hatırlamıyorum ki Kerem'le program yapalım da keyif almayalım. Profesör Doktor Kerem Alkin bugünkü konuğum. Dün de ilan etmiştim. Hoş geldin Kerem. Hoş geldik. Nasılsın Yaşar? Valla çok iyiyim. Bu sene biraz iyi tatil yaptım. Sen gitmişsindir herhalde. İskoçya tarafına gittim ben. İngiltere'ye. Bu hani şey yapmışlar ya, koruma alanı olarak belirlemişler. Çok güzeldi ama içimden şunu da demeden geçemedim ya. Ya bizim Toroslar falan daha güzel dedim. Onun zaten bir uzantısı olarak biliyorsun İskoç Yatırım Ajansı Türkiye'de İskoçyalıları yatırım yapmaya özendirme kararı almış durumda. Öyle mi? Gelecek hafta buraya geliyorlar. Dolayısıyla Türkiye, çok ilginç. Bak, tabii Türkiye bir çekim merkezi. Sakın ha bunu yayından önce konuştuğumuzu zannetmeyin. Böyle yayını açtım patladarak bu konuya girdim. Bizde biliyorsun her türlü malumat var. Sen İskoç'a dedin mi onunla ilgili de malumat var. Süper. Şimdi tabii şu anda tarihi bir... Ne yapacaksınız? Onlarla nasıl bir işbirliği düşünüyor? Yani İskoç yatırımcıları Türkiye'de teknoloji, işte gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler... Ve bunun yanı sıra başka sektörlerde belki enerji bu alanlarda üstelik yatırıma teşvik edecek. Reel yatırım olarak gelecek. Tabii. Hani doğrudan, öyle portföy yatırımı. Yok doğrudan yabancı sermaye yatırımı anlamında geliyor. Yani bizim şu anda ilk kurucu Alparslan Korkmaz. Şu anda da çok değerli bir kardeşimiz, dostumuz, kıymetli bir insan. Bugün de basında açıklamaları vardı. Başbakanlık Yatırım Tanıtım Promosyon Ajansı Başkanı İlker Aycı şu anda. Onun İskoçya'daki muadili. Yani nasıl ki İlker Aycı'nın başkanlığında Başbakanlık Yatırım Ajansı dünyadan Türkiye'ye birçok sektöre yatırım çekmeye çalışıyor. İskoçya'nın bu yatırım ajansından da aynı tür görevi var. Süper. Ve bu yatırım ajansları hakikaten bu ilişkilerin gelişmesi inanılmaz iyi oluyor. Şöyle ki Türkiye'de biliyorsun şeyden sonra yani son 8-10 yılda faaliyette bulunan firma sayısı, yabancı firma sayısı 5000 civarından 30.000'i geçmiş zannedersem. Yani 30.000'in üzerine çıkmış. Bayağı ciddi anlamda biz de küreselleştik, yani globalleştik. Bu anlamda da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hedefi biliyorsun 2023 yılında Türkiye'de ihracat yapan firma sayısını 60.000'e çıkarmak. Yani bu rakamları ikiye katlamak, hatta belki 100.000. Çünkü 500 milyar dolar ihracatı şu andaki 30.000 firmayla öyle ya da böyle yapmak mümkün olmadığına göre mutlaka ihracat yapan ya, firma Kerem, sayısını bak, artırmak lazım. Onu söyledin lazım. De abi şöyle bir şey, İhracatçılar Meclisi dedin. Sen orada benim hatırladığım kadarıyla çok üst düzeyde danışmanlık da yaptın. Yok, Emre Alkin eskiden genel sekreterdi, şimdi danışmanlık yapıyor. Benim tamamıyla dostluk ilişkim var. Esas danışmanlık yapan ekip içerisinde hem kardeşim var, hem de Türkiye'nin tanıyorsun alanındaki en iyi isimlerden birisi olarak Doktor Can Gürlesel, evet. Arkadaşımız, kardeşimiz. Can var. Evet, Can zaten hakikaten bir de Avrupa Birliği'ni falan da çok iyi bilen biri doğrusu olarak eminim katkısı oluyordur da bir şey söyleyeceğim. Şimdi piyasalara bağlayacağım işi. Şimdi biliyorsun vadeli işlemler piyasası açıldığında İzmir'de bir sürü ürün kondu oraya. Ondan sonra da bir tek ürün ciddi anlamda likitte ve şey buldu, kabul buldu. O da BIST 30 vadeli işlemler. Onun haricinde BIST 100'de bile doğru düz işlem olmadığı gibi hele ki döviz piyasasında yani Euro ve Dolar TL'de hiç ama hiç neredeyse likidite de yok diyebiliriz. Yani piyasacı yapıcı da yok, likidite de yok. Ve bunun içinde şu an Türkler resmen FX piyasalarında Dolar TL de işlem yapıyorlar. 1'e 100 kaldıraçlarla, 1'e 200 kaldıraçlar yapıyorlar. Ve orada likitlerin gelişmemesinin sebebi sadece spekülatörlerin olmasıydı. Yani yani dolar yükselecek veya düşecek diye düşünen adam geliyordu. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Sen zaten biliyorsun.
Bir türlü biz buraya ihracatçıyla ithalatçıyı sokamadık. Yani burada bak şimdi bu kadar döviz yükseldi vesaire. İthalatçı gelmiş olsa oraya, ihracatçı gelecekteki gelirlerini satsa, ithalatçı gelecekte ödeyeceği para şeyden oradan alsa, ihracatçıyla ithalatçıyı VOP'ta karşı karşıya, VIOP'ta artık karşı karşıya getirebilsek var ya, o zaman inanılmaz bir şekilde şu kur riskinden birçok firma kurtarılabilecek. Sayın Babacan diyor ki işte firmalar dikkat etsin, hani kur riski var diyor. Sayın Erdem Başçı bana güvenin diyor, düşecek dolar diyor, kapatmayın pozisyonunuzu diyor. Şimdi zaten kafalar karıştı. Bu sence neden olmuyor? Yani neden biz bu ihracatçı ve ithalatçı buraya getiremiyoruz? Bir de şeyi söyleyeceğim şimdi... Kerem. Oraya çok özür diliyorum. Çok bir cümle söyleyeceğim. Şimdi ihracatçı ve ithalatçı buraya gelsin gelmesin vesaire de. Diyor ki adam kurdan da para kazanıyorum ben zamanında diyor. Ama dışarıya fiyat verirken, yani bir Almanya'dan tekstil isteyecek adam 50 bin tane tişört istiyorum diyor, tamam mı? Buna fiyat verirken ne yapıyor biliyor musun? Ya kur düşerse diye fiyatını mecburen %10 daha yukarıda vermek zorunda kalıyor. Aynı siparişi Çin'den alacak olsa o adam hedging'i kullandığı için Türkiye'deki fiyatın çok altında da fiyat veriyor. Yani aynı maliyetler olsa veya Türkiye'deki 2-3 firma aynı üründe fiyat verecek olsa herkes kurdaki şeye göre, kurun bir anlamı yok. Bakarsın şeye, ekrana, görürsün zaten 2 ay sonra doların ne olacağını. Oradan fixlersin. Hiç risk almazsın. O ihaleyi de sen kaparsın. İş adamları diyor ki olsun ben kurdan da bazen para kazanıyorum. Ya sen oradan para kazanayım derken zaten öteki ihaleyi kaybediyorsun. 50 bin tane tişört ihalesini kaybediyorsun. Biz bunu niye anlatamıyoruz ya? Çünkü biraz evvel haberlerde Mısır'daki üzüntü verici, insanın ciğerini dağlayan haberleri seyrettik. Birçok şeyi seyrediyoruz. Bu coğrafyanın temel problemlerinden bir tanesi kurumsallaşma konusunda sıkıntısı olan bir coğrafya olması. Biz kurumsallaşmaktan, şirketleri daha profesyonel bir şekilde yönetmekten, danışmanlara değer vermekten çok hoşlanmayan bir ekonomiyiz. Bunu çok dürüstçe şöyle itiraf edeyim. Mayıs ayı başında bilmeni isterim. En az 10 önemli yapıya dolar kurunun Mayıs ayı bitimine kadar en az 1.90 lira düzeyine gelebileceğine dair rapor ortaya koydum. Bazı gelişmeleri takip ederek beklentilerin realize olmasıyla birlikte kurların yukarı doğru düzeltme yapacağı senaryosuyla. Ortada daha 22 Mayıs yoktu. Sadece o dönemde Türkiye'nin derecelendirme notunun artması bekleniyordu ki Sayın Başbakan Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken Moody's açıklamayı yaptı vesaire. Ben de dedim ki bu şartlar altında şu gerekçelerle 1.90 olacak. Tabii sonra malum Fed'in bütün dünyayı ters köşeye yatırmasıyla birlikte bizim tahmin ettiğimiz kur hareketi olduğu çok gibi daha güçlü oldu. Onu biraz daha açtık. Bir de üstüne Gezi Parkı olayı geldi vesaire. Acayip yerlere gittik. Sonra ben raporlarımda Gezi Parkı olayının Türk ekonomisi kurlar üzerinde global yatırımcı perspektif açısından olası etkilerini analiz ederek tekrar tekrar yazmaya başladım. Dedim ki kur bundan sonra 1.99 TL'yi test edecek. Orayı kırması halinde 2.02, 2.02'yi kırması halinde 2.05 yazıyorum ama şöyle oluyor. Mesela bir ay sonra raporu takdim ettiğin tarafla buluşuyorsun. Hocam haklı çıktınız ama biz yine ne olur ne olmaz diye bekledik. Şimdi, ne diyeceksin? Diyecek bir şey yok. Bu şartlar altında şuna yorumluyorsun. Bizim coğrafyamızda toplumlar kadercilik kökenli olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Yani belki işler tatsızlaşmaz. Belki benim pozisyonum tekrar kâra geçer. Yani dolayısıyla hani çok profesyonel anlamda hedge etme, yani hedge'den kastettiğimiz İngilizce bir terim olarak bu tür kur risklerine karşı vadeli olarak mesela dış borçlarını ödeyeceğin ya da ithalat ödemesi yapacağın döneme yönelik olarak, çünkü orada hep şey var, hep biz böyle severiz ya son dakikada kâra geçmeyi falan. Abi belki ithalat ödemesini yapacağım gün kur böyle hard diye düşer. İşte ben de o gün o zaman acayip para kafa. Abi öyle bir şey yok hayatta kardeşim. Yalnız yani bir şey söyleyeyim mi Kerem?
Abi beyin öyle programlanmış ya. Ben var ya bu yatırımcı psikolojisi üzerine çalışırken bu irrational behavior dedikleri yani rasyonel olmayan davranış var ya. Hani bu etkin midir piyasa değil midir falan. Biliyorsun şimdi Nobel ekonomi ödülünü birkaç dönem hep bu adamlara tabii verdiler. Tabii Kahneman aldı. Bir insanın ekonomik kararlarını alırken ki davranış analizlerini matematiksel modele dönüştürmeye çalışıyorlar ama biliyorsun hala kat edilen mesafe son derece sınırlı. Çünkü işin içerisine öyle matematikselleştirilemeyecek enteresan şeyler giriyor ki insanoğlu. Ya insanoğlu zaten hani diyorsun ya, ya o bekleyelim dedik, sizi dinledik ama biz yine de bir görelim dedik. Şimdi görelim dedi, beyin teyit olana kadar, doların yükselişinden teyit olana kadar çok önemli dirençleri geçmesi gerekiyor. O zaman ancak harekete geçebiliyor. Dan Boyle var. Hep iki haftadır söylüyorum. Coursera.org diye bir site var. Dan Boyle irrational behavior üzerine bir ders vermiş Duke Üniversitesi'nden. O Coursera.org'da ben de birçok şu an ders alıyorum. İnanılmaz keyifli. Akşam eve iple çekiyorum yani. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Economist dergisi, The Economist, tamam mı? İngiliz dergisi. Evet. Bir ilan vermiş. İlan şöyle. Eğer sadece internet versiyonunu satın alırsanız derginin 59 euro. Eğer hard versiyonu, yani biz size göndereceksek basılı kitabı 59 dolar, 129 dolar. Eğer hem internet versiyonunu alır hem de kitabı dergi isterseniz 129 dolar. Şimdi irrational behavior anlatacağım sana. %87'si neyi seçiyor? 129 dolar hem internet edisyonu hem de normal dergi alacak. Dan Boyle diyor ki, bunun bir sürü deneyini yapıyor öğrencileri arasında. Yani 300-500 kişi arasında böyle bir şey var. Hangisini seçerdiniz? Ortadaki seçeneği kaldırıyor. İnternetten alırsan 59 dolar. Hem internet hem şey olursa. Dergi olursa 129 dolar. Bu sefer %78'i, bak daha önce %87'si %29 dolar öderken bu sefer %78'i sadece 59 dolar ödüyor. Yok böyle bir şey kardeşim. Oraya koyduğun bir tane küçük faktör, tamam mı? İnanılmaz bir şekilde senin bütün kararlarını etkiliyor. Aslında piyasayı tahmin etmeye çalışan herkes, yani piyasada ben tahmin edeyim, işlem yapayım diyen herkes, Kerem, tamam mı? Şöyle bir şey oluyor. Vermiş, deney yapmışlar. Mouse'la şu oynayan ekrandaki topları yakalayacaksın. Üzerine geldiğinde tıklayacaksın. Şimdi mouse'u alıyor, gidiyor tıklıyor. En son diyor ki yüzde kaç başarılı oldun? En az %70-75 diyor. Fakat mouse bilgisayara bağlı değil. Tamam mı? Mouse bilgisayara bağlı değil. İşte beyin o şekilde pozitif etkileniyor. Yani illüzyon var ortada. Yani illüzyon var. İrrasyonel bir davranış biçimi. Öyle bir almış ki. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Yaşatmadıktan sonra. Yani bak. O anı yaşatacaksın. Mesela gidiyoruz ya ihracatçılara, ithalatçılara. Ya işte kur yükselebilir. 1.97'ye gelir falan. Şimdi herkes kur 1.97 olduğunda uğrayacağı zararı yazsın. Tamam mı? Yaşatacaksın. O anı hissettireceksin. Beynin 9 tane zaafı var. Bu zaafların hepsine şey kalanlar bu tip kararları verir. O zaman yapamıyorsan bunu gideceksin, riski hedge edeceksin. Neyse. Hocam çayımız kahvemiz elimizde. Şu sıralar geriye yaslanıp rahatça bir şeyler izleyemiyoruz diyor Bekir Köroğlu. Gelelim şu küresel duruma ve piyasalara istersen Kerem. Bunu şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri yani şöyle. Sen bir soruları şeyle sorayım. Suriye'ye savaş açacak mı Amerika? Yani müdahalede bulunacak mı? Sence? Şimdi Obama'nın vermiş olduğu mesajlarda Amerika'nın hiç arzu etmese de ya da hiç işine gelmese de Suriye'ye bir müdahalenin toplumsal sorumluluğunu taşıdığı anlaşılıyor. Çünkü hangi gerekçeyle? Sen diyorsun ki Obama'nın mesajlarına dikkat et. Diyor ki kardeşim bütün eleştirilecek yönlerime rağmen yani evet dünya son 50-60 yıldan beri kapitalist sistemin liderliğini İngiltere'den aldığından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ne küfreder. Yani evet, bu işin raconu. Büyük şey abi olduğu zaman, büyük olduğu zaman millet sana direkt bir şey söylemeye sıkar ama millet küfreder. Öyledir bu iş. Küfreder. Ulan bu ahlaksız Amerika'da bilmem ne falan ama doğrudan söyleyemez. Amerika'da aptal değil, biliyor. Diyor ki ama hani 14 trilyon dolarlık bir ekonomiyim. Dünyanın en büyük ordusu elimde.
Yani racon kesiyor kardeşim. Yani bu kadar basit. Mahallede evet. kabadayı nasıl racon kesiyorsa. Şimdi tabii ama kabadayıdan bir beklentin de vardır. Evet. Kabadayının kahvede bir tane özel masası vardır. Okkalı kahvesi önüne gelir. Eski filmleri o dönemi yaşamış bizim gibi 48-50 yaş grubu daha üstü bu muhabbeti biliriz. Ama kabadayıdan bir beklenti de vardır. Evet. Mahallede birkaç tane sorun çıkarsa... ahlaksız ve terbiyesiz adam bir hikaye yaptığında mahallenin genel namusunu ve ortamını korumak adına o gereğini yapar. Yani böyle de bir şey var. Şimdi dolayısıyla yani adamdan hem korkuyorsun ama bir yandan da diyorsun ki bazı parazitler, bazı mahalleyi rahatsız edebilecek unsurlar çıktığı zaman evet. ortalığı da sakinleştir diyorsun. Amerika diyor ki arkadaş hani böyle de yapıyor. Ben diyor bu rolümün farkındayım diyor. Yani bunu yapmakla mükellefim. Evet. Geçen sene bir de topluca çıkmışlar demişler ki ey Beşar Esad. Ondan sonra Beşar mı Beşar mı onu da bilemiyorum da işte Esed falan neyse işte. Beşar Şaşar. Değil. Beşar Şaşar aynen öyle. Demişler ki efendim eğer kimyasal silah kullanırsan kırmızı çizgidir o zaman seni darmadağın ederiz. Adam da şimdi o mu kullanmış öbürü mü kullanmış ya falan filan. Ya işte onu anlamıyorum Kerem. Yani. Ya kimyasal silah kullandırarak adamı öldürmüşsün. Kimyasal silah kullanmadan öldürmüşsün. Yani şimdi nasıl diyeyim sana? Ya bunların hepsi işte bu diplomasi alanının kirli oyunları. Yani hani Suriye'ye çeşitli gerekçelerle müdahale etmek istemiyorsun. Çünkü sen Amerikan başkanı olarak Amerikan askeri gücünü Irak'tan evet. çekmişsin. Afganistan'dan çekmeye hazırlanıyorsun. Zaten Amerikan toplumu Obama çok başarılı bir Amerikan başkanı olmamasına rağmen sırf Amerikan askeri gücünü ve Amerikan gençlerini bu coğrafyalardan Amerika'yı geri çektiğinden dolayı gitmiş vatandaş ikinci kere şeyi seçmiş. Yoksa aslında baktığın zaman Mitt Romney Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en zengin başkan adayı vesaire ama o da sağ olsun herhalde o zenginliğin getirmiş olduğu aroganslıkla, ukalalıkla 2-3 tane aptal aptal laf etti ve seçilme ihtimalini sıfırladı. Ama sonuçta Amerikan seçmeni Obama'yı, Amerikan gençlerini yani Amerika'nın olmaması gereken coğrafyalardan çekmiş olması nedeniyle ödüllendirdi. Dikkat et. John Kerry Amerikan Kongresi'nde dün ve evvelsi gün konuşurken Amerikan siyasetinde demokrasi böyle bir şey. Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki konuşma esnasında ellerini kan gibi kırmızı boya sürmüş adamlar ellerinizi çekin, kanlı ellerinizi coğrafyalardan çekin diye muhalefet bile yapabiliyor. Ama kural şu, bağırma çağırma olmayacak. Sadece pankart açabiliyorsun. Kimseye huzursuz etmeyeceksin. Aynen öyle. Şimdi bu yönüyle bakıldığı zaman Obama'nın bu imajla yeniden başkan seçildiğini dikkate aldığında Suriye'ye Amerikan askeri göndermeye kalkması evet. zor iş. Bir yandan da şöyle bir sıkıntı var. Saddam Hüseyin'i indirdikten ve bir şekilde astıktan sonra Amerika şunu fark etti. Irak'ta daha büyük bir faciaya sebep oldular. Irak'ta çeşitli gerekçelerle mezhep kavgası daha büyüdü. Şiilerle Sünniler arasında Sünniler merkezi hükümet olarak Maliki'nin başkanlığındaki Şii ağırlıklı Irak'taki merkez hükümeti kabul etmiyor. Türkmenler ayrı bir mağduriyet içerisinde. Kürtler tamamıyla otonomi ilan etmiş durumdalar. Hepsinin farkındayız. Belki çok konuşmuyoruz ama farkındayız. Adam diyor ki Suriye'de de aynı halt olursa ne yapacağız? Orada Doğu Akdeniz önümüzdeki dönemde dünya enerji oyununda en kritik coğrafyalardan birisi olacak. Kıbrıs Adası'nın etrafında, denizin altında doğal gaz ve petrol rezervlerinin herkes farkında. Rusya Federasyonu'nda diyor ki arkadaş zaten oradan kovuldum, buradan kovuldum, Mısır'dan kovuldum vesaire. Elimde bir tek Suriye'deki 2-3 tane askeri üs kaldı. Çünkü evet. Rusya da diyor ki o da benim Doğu Akdeniz güvenlik mimarisinde bu enerji ve güvenlik kapışmasında elimdeki son koz. O da tabii Suriye ve Beşar Esad yönetimini o askeri üsleri kaybetmemek adına elinde tutmaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Beşar Esad yönetimi yıkıldıktan sonra Suriye'de muhalif kanattan iktidara kim gelirse büyük ihtimalle Rusya Federasyonu'ndan o askeri üsleri kapatmasını isteyecek. Bu durumda da Rusya'nın o coğrafyada hiçbir askeri üssü ve var olma gerekçesi kalamayacak. O yüzden de Rusya son kerteye kadar da Beşar Esad yönetimini o askeri üsleri kaybetmemek için böyle bir karma karışık denklem içerisinde Birleşmiş Milletler diyor ki
aman biz daha önce Saddam Hüseyin döneminde Irak'ta o faciayı yaşadık. Birleşmiş Milletler olarak büyük bir kredibilite, saygınlık kaybına uğradık. Saddam Hüseyin'e ait olduğu iddia edilen hiçbir kimyasal silah bulunamadı. Hiçbir atom bombası bunlar bulunamadı. Dolayısıyla Irak işgali neticede küresel anlamda son derece yalanlara dayalı bir işgal olarak Obama da söylüyor. Diyor ki Amerikan yönetimi olarak yalanlara dayalı bir şekilde Irak'ı işgal ettiğimiz ortaya çıktı. Ben bunu diyor bir daha yaşayamam diyor Obama. Hani bu perspektiften baktığında kırmızı çizgi dediler. Bir yandan vurmak zorundalar. Fakat vurmaları halinde ondan sonraki aşamayı kimse bilmediği için millet oyundan kastettiğim hani İngilizce'deki o meşhur game, yani strateji oyununun bir sonraki aşamasına geçmeye milletin gözü yemiyor. Öyle tarif edeyim. Evet. Yani bizim için de iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum. Yani zaten vurulsa Suriye ayrı bir dert. Hakikaten tut ki Suriye dedi ki ulan ben hani gitse... o şey vardır ya bizim coğrafyada biliyorsun. Ben mahvoldum, herkes de mahvolacak falan gibi. Adam böyle durup dururken Türkiye'ye füze atar, Lübnan'a füze atar. Yani böyle hani şey artık hani çünkü onun içinde artık yenildi. Hani mantık gitmiş, şey gitmiş. E ne yapacağız mesela? Suriye kalktı Türkiye'ye 4 tane 5 tane alenen şehirlerimize füze atmaya kalktı. Türkiye o zaman sıcak çatışmaya girecek. Küresel yatırımcı diyecek ki eyvah şimdi Türkiye savaşa girdi. Bu ne oluyor biliyor musun mesela? Ya o kadar gaddar ki bu işler. Adam şey diyor mesela, İstanbul'da üretici firma var. Adam üretici firmaya telefon açıyor. İstanbul'dakine. Mesela atıyorum o sırada Suriye ile sınırda çatışıyoruz. Adam diyor ki belki diyor ihracatınızı bize teslim edemeyeceğinizi düşünmemiz nedeniyle size verdiğimiz siparişi diyor Malezya'ya döndürüyoruz. Ulan ne alakası var? İstanbul'daki üreticinin üretimiyle aşağıdaki çatışmanın ne alakası var? Adam niye İstanbul'daki limandan? Yani dolayısıyla hani böyle bu işler olduğu zaman bir de biliyorsun gaddarlık başlıyor. Yani Türkiye ihracatçısı ihracat siparişlerini kaybediyor falan filan. Sana daha çok soru soracağım. Özür dilerim. Abi sana daha çok soru soracağım. Bazı şeylere o kadar üzülüyorum ve kızıyorum ki böyle bir coşku oluyor. Bir sürü soru var. Önce Turgutçin diyor ki doları Kerem Hocam da düşüremedi. Erdem Bey nasıl düşürsün diyor. Çok doğru. O biliyorsun bizim Alkin ailesinin meşhur efsanevi lanetidir. Rahmetli Erdoğan Alkin Hoca babam. Allah rahmet eylesin. Annem 1994'te annemi de maalesef kanserden kaybettik. Annemin kanser tedavisinin yurt dışında olduğu dönemde İngiltere'de bir devlet hastanesi vardı. Hammersmith Hastanesi. Orada annem kanser tedavisi görüyordu. Türkiye'de 80'lerin sonlarında kanser tedavisi hala bugünkü düzeyde değildi. Evet, şimdi çok mükemmeliz de o zaman alet edevat çok yetersizdi, kemoterapi falan. Adamcağız zavallı. Ne zaman İngiltere'ye gitmek üzere pound almaya kalksa ya TL ya da dolar pound karşısında büyük değer kaybına uğrar. Dönüşte de adam poundları tekrar TL'ye dolara çevirdiğinde de pound aşırı değer kaybederdi. Böyle bir lanet var. O yüzden ve şöyle bir komiklik oldu. Ben Bloomberg'ün genel yayın yönetmenliğini yaparken dedim ki bakın bizim aile lanetimizdir bu dedim falan espri olarak. Ve sonra ben arkadaşlara bilhassa söyleyerek 2-3 kere küçük meblağlı yani böyle 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar seyahate çıkacağım veya kızın okul parası için bir şey ödenecek falan aldım. Her seferinde ondan sonra en tepeden aldım. Aynen öyle. Ben en tepeden aldım. Ben doları aldıktan sonra TL dolara karşı anormal güçlendi. Her seferinde zarara girdim. Dolayısıyla ve geçenlerde şöyle bir şey oldu. Bu 22 Mayıs'tan sonra işte Murat Salar arkadaşımızdan başlayarak tweet'te esprili olarak bu şehir efsanesi laneti var bizim ailenin. Ben dedim ki şimdi gidiyorum dedim dolar alıyorum. Göreceksiniz dolar düşecek. Allah seni inandırsın. Valla o sırada kur 1.96'ya falan mı ne çıkmıştı. Ben aldıktan sonra kur 1.90'a kadar geriledi falan filan. Dediler ki hoca biz böyle bir şey görmedik. Sonra bu tweette muhabbet oldu. Şimdi diyorlar ki Merkez Bankası'nı kurtarmak için Kerem Hoca git yine döviz al. Yani böyle bir espriye dönüştü bu anladın mı? Yani doğru mudur? Böyle bir muhabbet gerçekten var mıdır bilmiyorum ama hakikaten her döviz aldığımızda
Turgut Dün de ona atıf yapıyor zaten. Hemen gelen soruları, altın var, gümüş var. Ama önce doları soracağım. Sen alma, fiili yapma da sadece hani hocanın söylediğini yapalım ama yaptığını yapmayalım diyelim. Ne diyorsun şimdi dolara? Şimdi mesela bak, dolar konuşuluyor. Çünkü süremiz 7-8 dakikamız kaldı, 6 dakikamız kaldı. Bak, herkes doları konuşuyor. Sen bu işin pirisin. Yani estağfurullah, yok Türkiye'de demek, estağfurullah. Teknik analiz ve bu tür konularda sen bu işin pirisin. Biz makro iktisatçıyız. Senin kadar becerikli değiliz. Estağfurullah. Ama özüne baktığın zaman herkes yani bu programı kaçırmasın. Çünkü Yaşar Erdinç alanında Türkiye'de bir numaradır. Estağfurullah, sağ olasın. Şimdi çok... şunu söylememde yarar var. Kimse pariteyi konuşmuyor. Evet. Esas dert o. Şimdi mesela euro dolar paritesi tut çeşitli gerekçelerden dolayı mesela 1.22'ye çöktü. Evet. Euro dolar paritesi 1.22'ye çöktüğünde biz bilmiyor muyuz? İçeride dolar kuru 2,15 lira bile olabilir. Şimdi dolar kuru niye 2,15 lira? Şu an euro dolar paritesi grafiğini veriyorum. Bak şu ilk 1,34'müş. 1,27 ve 1,22'leri de gördü zaten. Aynen daha öyle. Şimdi 1,20. Tekrar 1,22'ye gel şimdi. Düşmemesi için bir sebep yok. Ve son günlerde biliyor musun? İtalya'nın faizleri de felaket yükselmeye başladı. İspanya'nın. Şimdi tut ki 1,22'ye düştü içeride. Şimdi euro dolar paritesini konuşmadan... Ben dolar TL tahmini yapmaya çalışıyorum vatandaşıma ekranda bir sorumluluk alarak. Ama ben şunu da söylemek zorundayım. Euro dolar paritesi lütfen işaret et. Tamam. 1.22 dolara düştüğünde, o deminki çizgiye düştüğünde, evet, 1.22 dolara düştüğünde, 1.22 oraya düştüğünde ki düşebilir. Evet, evet düşebilir. Almanya'daki seçimlerde tut mesela Merkel kaybetti. Ne olacak kardeşim mesela? Şimdi öyle bir şey olduğunda o zaman şöyle bir gerçek var. Söz konusu içerideki dolar TL kuru 2.10 lirayı bile geçebilir. Şimdi dolayısıyla şu anda dolar TL ile ilgili içeride tahminde bulunmak bilinmeyen bir denklem. Yarın Amerika'nın tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları beklenenden felaket çıktı. Çok iyi geldi. Hayır, kötü çıktı. Tam tersini söylüyor. Mesela işsizlik tekrar 7,6'ya fırladı. O zaman zaten tarım dışı istihdam da 190 bin bekleniyordu. 100 bin çıktı mesela. Tamam. Sayın Erdem Başlı'nın dediği gibi 1.92'ye ya, gideriz yani. Aynı gün içerisinde bu saat 3.30'da falan geliyor değil mi? Evet, rakamlar. Evet. Ya akşam 5.30'a kadar 2.07 olan kurun veya 2.05 şu anda 2.05 bilmiyorum. 2.05 2.06 evet, olan kurun vallahi 2.02'ye kadar, 2.01'e kadar, 2.005'e kaldığına yani 2'ye yaklaştığına bile kendi gözümüzde şahit olabiliriz. Ondan sonra 18 Eylül'de çıktı Amerikan Merkez Bankası dedi ki arkadaş biz biraz fazla hızlı konuşmuşuz. Bu tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları çok parlak değil. Biz büyük ihtimalle Aralık ayından önce bir şey açıklayamayacağız dedi. Bir coşku da kur geldi 1.98'e falan. Yani şimdi ben bu kadar çok bilinmeyen de denklemin olduğu bir noktada bana diyorlar ki hocam 3 ay sonra kur ne olur? Ne bileyim arkadaş, 18 Eylül'de Amerikan Merkez Bankası bir daha mı ters köşeye yatıracak? Yok 18 Eylül'de yapmayacak da 30 Ekim'de mi yapacak? Yok 30 Ekim'de yapmayacak da 18 Aralık'ta mı yapacak? O zaman genel kuralları söyleyelim Kerem. Vallahi bir pariteye geliriniz, baksınlar. Geliriniz eğer dolar değilse dolarla borçlanmayın. Euro değilse euro ile borçlanmayın. O zaten... Evet ve artı ileride bir borç ödeyecekseniz bu dalgalı şeyler her gün sizin uykularınızı kaçırıyorsa böyle bir durumda da vadeli işlemler borsasında %10'u kadar bir teminat yatırarak kur riskini sıfırlayabilirsiniz. Ya da bizim aile döviz aldım onu takip edecekler. Ya, yani ya da Kerem Hoca, latife yapayım. Kerem Hoca döviz aldığı gün. Şehir efsanesi evet. Ondan sonra. Peki altına döviz ne diyorsun? Laneti. Altına ne diyorsun? Altın soruyorlar şimdi altın grafiğini vereyim. Altına vallahi altınla ilgili de sorular geliyor. Mesela şu üfürmelere bayılıyorum. Şimdi bak biz seninle hocalık anlamında senelerden beri çalışıyoruz. Evet. Ben 1987 yılı Ağustos'undan beri üniversitede öğretim üyesiyim. Demek ki geçen Ağustos itibariyle söyle bana 26 yılı devirmişim. Evet maşallah. Sen, maşallah en ben az de 23-22 yıl falan yılı devirmişsin. Evet. Şimdi bunca zamandan beri mesela oturuyorum analiz yapıyorum. Altın diyorum tekrar tarihi seviyesi olan 1900 doları test eder mi? Bunun değişkenleri ne olabilir falan filan diyorum. Ulan birileri çıkıyor. Çok özür dilerim. Bu kelimeyi de son zamanlarda giderek yaşım geri herhalde kızıyorum ki ağzımdan kaçırmaya başladım yayınlarda. Dolayısıyla diyor ki altın 3000 dolar olabilir. Ya kardeşim 3000 dolar olabilir diye laf üfürülmez. Gerekçelerini söylersin. Varsayımlarını dönemde söylersin. Dünyadaki altın madenlerinin yarısında grev bekliyorum. İşte şunu bekliyorum, bunu bekliyorum. Falancayı bekliyorum. O nedenle de altının arzıyla talebi arasında şu anlattığım gerekçelerle öyle bir dengesizlik olacak ki altın 3000 dolara.
Bakayım iki gün önce birisi üfürmüş yine. Altın 10 bin dolar olacak ons başına. Şimdi canlı yayında olduğumuz için arkasını getirmek istemiyorum ama ya arkadaş yani nedir abi gerekçesi? Ortaya ekonomik gerekçesini koy. De ki şu nedenlerle altın arzı dünyada çökecek. Ben o zaman... Şu nedenlerle altın talebi patlayacak. Bu nedenle de altının fiyatı atıyorum 1900 dolara gelebilir, 3000 dolara gelebilir. Öyle söylesin tamam öpüp başıma koyayım. Ama bir doğru dürüst makro gerekçe göstermeden böyle arkaya yaslanıp altının onsu 3000 dolar alacak, 10.000 dolar alacak, ben de diyeyim 20.000 dolar alacak. Ne demek bu yani? Böyle bir iktisadi analiz olur mu? Evet, doğru söylüyorsun. Hani ekonomist olarak... Ama şimdi arkadaşlara sadede gelelim. Şunu söylememiz gerekiyor. Düşebilir de, yükselebilir de. Sadede gelelim. Sevgili izleyicilerimiz, yarın Amerika'nın tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları... Tabii Amerika için kötü bir şey ama maalesef bizim için sakinleştirici bir şey. Eğer beklenenden kötü çıkarsa, adamın tarım dışı istihdamı beklenenden kötü artarsa, 190 bin bekleniyor, tut ki 90 bin. Yani 100 bin daha kötü artmış. İşsizlik rakamı arttı. O zaman diyecekler ki Amerikan Merkez Bankası dünyadan dolar çekmeyecek. Dünyadan dolar çekmeyecek deyince aha tabii o zaman hemen altın fiyatları yükselmeye başlayacak. Bizim içeride de döviz kurları biraz yumuşayacak. Bu işin raconu bu. Ama yarın Amerika'nın tarım dışı istihdam rakamı 200 bin çıktı. İşsizlik ya da 250 çıktı. 250 bin çıktı. Ya da ve işsizlik rakamı da 7,3'e 7,2'ye düştü. Ha, o zaman altın mutlaka aşağı doğru harekete başlayacak. Ve belki içeride de kurun biraz daha yükseldiğine de şahit olabiliriz. Yani bunlara evet, kendimizi ben hazırlıyorum. Yani böyle her makroekonomik gösterge ve Amerikan Merkez Bankası'nın kararını etkileyebilecek gelişmelere bağlı olarak izleyicilerimiz bunlara bakacaklar. 17 Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız Para Politikası Kurulu'nda böyle relanş diye böyle efendim şeydeki tuş ederler ya eskrimde böyle kılıcı değdirmek. Piyasaya diyecek ki arkadaş 27 Ağustos'ta söyleyemedik ama çünkü para politikası kurulunda açıklanması gerekiyordu. İşte araçlarım lak lak lak. Diyeceksin ki vay helal olsun Merkez Bankası'na. Adam ne biçim masaya vurdu falan filan. Abi bakacaksın kurlar yumuşamış çünkü Merkez Bankası diyor ki abi ben 4 silahla kuru vuracağım falan filan. Ama bir dakika hangi yani, silahlar? Işte, neyse ufak bir şeyler söylemeye başladılar. Şeyi söyleyeyim de altını bir verelim arkadaşlar grafiğini. Merak eden izleyicilerimiz için. Altın şu an yaklaşık olarak 1383 dolara kadar gelmiş durumda. Şu trend aşağı kırılmadığı sürece çok fazla sorun yok. Yukarı normal trend devam ediyor. Üstte üçgen oluşmaya başladı. Gitgide bu üçgen içerisinde sıkışacak 1300-1400 aralığında. Ne tarafa kırarsa o tarafa hareket edin şimdi derim. Şimdi sen şu en dip noktaya bir gelsene. Ne şuraya kadar mı? O? Evet orası kaç? 1179 dolar. Ha, şimdi arkadaşlar bilsinler. Eğer Amerika'nın tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları çok iyi çıkar. 18 Eylül'de de Amerikan Merkez Bankası eğer tarihi açıklamayla ben tahvil alım programını azaltıyorum hepinizi de öpüyorum derse o zaman unutmasınlar zaman 1300'e kadar altın düşündüm. Belki ilk önce o şu anda gösterdiğin seviyeye şuraya evet ondan sonra da onun bir alt seviyesi olarak o 1170'lere kadar düzeltme yapma ihtimaliyle karşı karşıya. Evet peki şeyi bir izleyicimize gümüşü sormuş dün de sordu o yüzden onu şey yapmayacağım. Vallahi gümüş çaktırmadan biliyorsun son 4-5 yıldır hatta belki daha uzun bir periyottan bu yana altından daha ciddi performans göstermiş bir kıymetli maden. Hı hı. Herkes mesela altını konuşurken gümüş altından çok daha ciddi sayılabilecek performanslar ortaya koydu. Fakat her zaman olduğu gibi herkes altına baktığından dolayı biz maalesef gümüşü o kadar iyi takip etmiyoruz. Evet 23-25 dolar arasında sanki 25'in üzerinde kapanış yaparsa long pozisyon aç diye gözüküyor. Fakat 22 elinin altına düşerse de short pozisyon açmak gerekiyor. Gümüşte Yaşar, öyle gözüküyor. Şu anda altının altının grafiğiyle gümüşün grafiğini yan yana getirebilir Getireyim, misin? Getireyim bir dakika. Şuradan önce bir rengi şey yapalım, kaldıralım. Tamam. Çünkü ondan sonra izleyicilerimize altının o performansı ile ilgili olarak ilginç bir şey göstereceğim. Şimdi bu siyah gümüş. Bunun yanına altını koyuyorum. Altında şu mavi olan. Gel onu, biraz daha bir dakika onu biraz daha biraz böyle 5 yıl falan yapabiliyor musun? O zaman onu haftalık mı yapalım? Haftalık yapalım. Evet. Şöyle bir 2009'dan itibaren bu grafiğin üst üste geldiğine bakma sen.
Yani evet. Normalde şöyle günlük tekrar yapıyorum. Altın da çok sıkı bir korelasyon içinde olduğu gözüküyor yani gümüşün. Ama dikkat et, başlara doğru gidersen. Ha, ama burada senin dediğini anladım. Görüyor musun? Bak orada. Yani senin dediğini anladım. Şunu biraz şu bak şu soldaki bölümü biraz büyüt. Şurayı orada, mı? Ha, orada bak gümüşün altın üzerinde ne kadar ciddi bir performansı var. O dönemde mesela hani birçok yatırımcı orayı fark etmedi. Kerem şöyle olmuyor yalnız. Gördün mü? Evet şöyle olmuyor. Gümüş çok sert evet burada yükselmiş. Yalnız buradaki ekranda hani belli bir tarihi yüz alıp endekslemiyor. Grafiği değiştirdiğin zaman şey yapıyor. Yani grafiği değiştirdiğin zaman tabii, şey değişiyor. Şimdi yüzlediğin zaman o gümüşte biraz evvel dediğin doğru. İzleyicilerimize yani göstermek istediğimiz şey orada mesela herkes altına yoğunlaşmışken gümüş tarihi bir hareket yaptı. Evet. O dönemde mesela izleyicilerimiz ve ben veya sen eğer gümüşteki o tarihi hareketi mesela görseydik ve ona göre gümüş yatırımı yapsaydık altından çok daha yüksek getiri elde edenler oldu. Tabii, öyle tabii, böyle evet, değil. Mesela doğru. Altın atıyorum 1,5 kazandırırken gümüş o sırada 2,5 kazandırdı gibi bir şey oldu. Senin sayende izleyicilere de onu gösterme imkanımız oldu. Evet ya Kerem aslında daha konuşacak çok şey vardı. Haklısın. Bilmiyorum. Ama yani şey herkes varsa... yarın Amerika'nın tarım dışı istihdam işsizlik rakamlarına bakıyor. Evet. St. Petersburg'daki G20 zirvesine bakıyor. Buenos Aires'te biz 2020 olimpiyatlarını kazanıyor muyuz ona bakıyor. Gelecek hafta ayın 10'unda salı günü önce 9'unda sanayi Londra. Üretim rakamları geliyor. 10'unda ikinci çeyrek büyüme rakamları geliyor. Sonra gelecek hafta içerisinde cari açık rakamları geliyor. Ondan sonra da 17'sinde Merkez Bankası kararları geliyor. 18'inde de Amerikan Merkez Bankası geliyor. 18 çarşambaya kadar inşallah evet, çok fazla dünya ve var. Türkiye açısından daha iyi bir şey. Bu arada da Amerikan Kongresi de Suriye'ye füze saldırısı olup olmayacak mı onu oylayacak. Kerem Alkin, Profesör Doktor çok teşekkür ediyorum. Ben rica nasıl ederim. Geçtiğini anlayamadım. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Benim için burasının teşekkürler için ne kadar nostaljik bir yer olduğunu biliyorsun. Evet. Ben televizyonculuğa ilk defa bu stüdyolarda başladım. O yüzden de benim için bugün burada olmanın ayrı bir anlamı var. Çok sağ ol. Sevgili seyirciler, evet bizlerle birlikte olduğunuz için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yarın da Profesör Doktor Ümit Erol bizlerle birlikte olacak. Turkish Ümit Hoca'ya da buradan selam. Sağ ol. Turkish Bulls deyince biz yatırımcıları bilir. Profesör Doktor Ümit Eroğlu izlemek arzu ederseniz yarın yine buluşalım. Yarın kaçırmasınlar. Burada süper iki teknik analizci olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum Kerem. Sağ olasın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da.